Değerli basın mensupları, son olarak yaşlılık, mağlulük, ölüm aylığı almakta olan emeklerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10.000 TL olarak öngörülen asgari aylık asgari ödeme tutarını da 12.500 TL'ye yükseltiyoruz. Değerli basın mensupları, başta emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerimiz olmak üzere vergi adaletinin güçlendirilmesine, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasına hizmet edecek, kayıt dışılıktan mücadelemize katkı sağlayacak bu düzenlemelerin ülkemiz, aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı, evet, değerli arkadaşlar, bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16.180.000 civarında olan toplam emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12.500 liraya tamamlanması halinde 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3.703.788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti de bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL'dir. Biz orta vadeli programımıza bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için bunun uzun dönemdir çalışıyoruz. Yani sadece zam vermek veya artırmak değil, bunun mevcut bütçe imkanlarını da karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık ve bunu da bu 53 maddelik teklifimiz içerisinde bunun karşılandığını, bunun karşılığını da belirlemek istiyoruz. Bunu yıllara böldüğünüzde değerli basın mensupları, bu maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini de ifade etmek isterim. Efendim, bir de vergiyle ilgili bir sorun olacaktı. Kiradan aylık %20 vergi kesintisi bahsettiğiniz mi? Maalesef arkadaşlar, dediğim gibi bizim çalışmadığımız konularda daha önceden basına böyle bilgiler verildi. Teklifimizde bu konuda böyle bir öneri yer almıyor. İlerleyen zamanlarda bu konularda neler yapılabilir? Maliye Hazine Bakanlığımızın uzmanlarının çalışacağı durumlar vardır ama bizim teklifimizde maalesef bir tezviratla, bir olmayan bir bilgiyi paylaşmak suretiyle böyle bir kamuoyunda paylaşılmıştı. Böyle bir öneri teklifimizde yer almıyor arkadaşlar.